Tarih 12 Eylül 1980. Sabah saatlerine doğru ordu ve tanklar sokaklara iniyor. Kenan Evren liderliğindeki ordu, kamu otoritesini tesis etmek bahanesiyle yönetime el koyuyor. Askeri faşist darbeyle tüm devlet yönetimi generallerin elinde toplanırken, toplum üzerine ağır bir karanlık çöküyor. Türkiye işçi sınıfı için uzun ve kahırlı yıllar başlıyor. Faşist darbenin 40 yıl önce işçi sınıfına vurduğu ağır darbenin etkisi hala sürüyor. Kırkıncı yılında 12 Eylül darbesi. Darbeciler neden işçi sınıfını hedef aldı? Bugün sendikasızlaştırma alıp başını gitmişse, taşeronluk sistemi kurulmuşsa, güvencesiz, kuralsız ve sağlıksız çalışma koşulları hakim kılınmışsa, İş kazaları ve işçi ölümleri sıçramalı bir şekilde artmış, iş saatleri uzatılmış, işçi sınıfının alım gücü gerilemişse, bunların başlıca sebebi 12 Eylül darbesidir. Aynı şekilde bugün işçilerin direnişleri cılız kalıyor ve grevler erteleme adı altında yasaklanıyorsa, sınıf dayanışması zayıflayıp solmuşsa, sermaye sınıfının kazanılmış haklara yönelik saldırılarına işçi sınıfı topyekün karşı koyamıyorsa, işte bütün bunların zeminini döşeyen 12 Eylül faşizmidir. Bu nedenledir ki 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi mazide kalmış bir kabus değildir. Aradan geçen 40 yıla rağmen işçi sınıfı bugün hala 12 Eylül'ün ağır sonuçlarını yaşamaya devam etmektedir. İki Eylül'ü tezgahlayanlar, darbenin işçi sınıfına, hakkını arayan işçilere, sosyalistlere, toplumsal değişim isteyen geniş emekçi kitlelere karşı yapıldığı gerçeğini gizlemek istediler. Peki bunu nasıl yaptılar? Toplumu nasıl aldattılar? Önce sahneye kanlı tezgahlar koydular. Geniş kitleleri korkutup darbeye zemin hazırlamaya koyuldular. Bir takım şartların bir araya gelmiş olması lazım. Faşist güçleri işçilerin üzerine saldılar. Faşist çeteler Maraş ve Çorum'da Alevileri katliamdan geçirdiler, mezhep kavgasını kışkırtmak istediler. Maden işin unutulmaz önderi Kemal Türkler başta olmak üzere işçi sınıfının pek çok mücadele neferini yaşamdan kopararak işçilere gözdağı verdiler. Bu kanlı tezgahlardan sonra eli kanlı generaller öncülüğünde sermaye düzeni bu kez tanklarını sahneye sürdü. Darbe yaparken güya kardeş kavgasını engellediklerini, topluma huzur getirdiklerini iddia ettiler. Oysa kurulan faşist düzenle birlikte toplum üzerinde terör estirilmeye başlandı. ...12 Eylül 1980 darbesiyle 650 bin kişi gözaltına alındı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. İdam cezası verilenlerden 50'si asıldı. Bunların arasında Evren'in "asmayalım da besleyelim mi" dediği ve yaşı mahkeme kararıyla büyütülerek asılan 17 yaşındaki gencecik devrimci fidan Erdal Eren de vardı. 171 kişinin işkencede öldüğü belgelendi. 14 kişi açlık grevlerinde öldü. 71 bin kişi TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı. 98.444 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gitti. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
23.677 derneğin faaliyeti durduruldu. 30.000 kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 3.854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verildi. 400 gazeteci için toplam 4.000 yıl hapis cezası istendi. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. Peki onca kan neden döküldü? Neden topluma bunca acı yaşatıldı? Bu soruların cevabını anlayabilmek için 12 Eylül öncesinin toplumsal atmosferine bakmak gerekir. İki Eylül öncesinde patronların karşısına dikilen güçlü bir işçi sınıfı vardı. İşçiler sendikalarda, demokratik kitle örgütlerinde ve sosyalist partilerde örgütlüydüler. Patronların dayatmalarına boyun eğmiyor, birlik olmanın verdiği güçle saldırılara karşı koyuyorlardı. Patronlar karşısında işçilerin başı dikti. Örgütlülükten gelen haklı bir gurur vardı. İşçiler üretimden gelen güçlerinin farkına varıyor ve bu gücü kullanıyorlardı. Grevler yayılıp güçleniyordu. Disk Maden İş'in öncülüğünde yürütülen grevler sonucunda metal işçileri nice önemli haklar kazanıyor ve diğer sektörlerdeki işçilere örnek oluyorlardı. İşte 12 Eylül darbesi, gelişen ve büyüyen işçi hareketini ezmek için hayata geçirildi. Patronlar sınıfı, kapitalist sömürü düzenini koruyup sağlamlaştırmak, toplumsal değişimi durdurmak, başı dik işçilerin örgütlülüğünü ve gururunu kırmak istiyordu. İşçileri engel tanımadan sömürebilmek için sınıf hareketini ezmeyi hedefliyorlardı. Bu nedenledir ki darbecilerin ilk icraatı, başta patron örgütü MES'e bağlı 74 iş yerinde çalışan 30 binden fazla metal işçisi olmak üzere yaklaşık 60 bin işçinin grev çadırını sökmek oldu. Eylül faşist darbesiyle tepeden tırnağa baskıcı bir rejim kuruldu. Anayasa ve yasalar toplumu hareketsiz bırakacak şekilde hazırlandı. Demokratik hak ve özgürlükler ortadan kaldırıldı. Getirilen yasalarla sendikaların örgütlenmesinin önüne büyük engeller konuldu, grev yapılması neredeyse imkansız hale getirildi. Patronlara adeta gün doğmuştu. 12 Eylül darbesinden sonra büyük patronlardan Halit Narin, "Bugüne kadar işçiler güldü, artık gülme sırası bizde." demekten kendini alamıyordu. Ve biz de 80'den sonra, bundan sonraki sistemin daha dengeli olacağı inancıyla böyle 20 senede işte onlar şey yaptı, rahatladı. Bundan sonra biz rahatlayacağız manasında bir şey söyleyeyim. Bizde biraz daha fazla düzenleme olduğunu, lehimize olduğunu söylemek doğrudur. Vehbi Koç, darbenin lideri faşist Kenan Evren'e mektuplar yazıyor, işçilere haddini bildirdikleri için teşekkür ediyordu. Çünkü işçi sınıfının ekonomik ve sosyal kazanımlarına, sendikal ve siyasal örgütlülüklerine büyük bir darbe vurulmuştu. Örgütlü güçlerini kaybeden işçi sınıfı, patronların saldırılarına dur diyemeyecek, haklarını koruyamayacak hale gelmişti. 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinin başı Kenan Evren, "Öyle bir nesil yaratacağız ki kim olduklarını hatırlamayacaklar." diyordu. Darbenin en büyük amaçlarından biri de işte buydu. Geçmiş ile gelecek ilişkisini kesmek, genç işçi kuşaklarını mücadeleci köklerinden koparmak ve hafızasız bırakmak. Bu yüzden
yüzdendir ki bugün işçiler haksızlıklar karşısında harekete geçtiklerinde sınıf bilincinden, işçi sınıfının mücadele deneyimlerinden yoksun, örgütsüz ve hazırlıksız oldukları için büyük zorluklar ve yenilgiler yaşıyorlar. Eylül 1980. Hayatın köklü bir değişime uğradığı bu miladın üzerinden tam 40 yıl geçti. Bundan 40 yıl önce olduğu gibi bugün de hak aramak, demokrasiden, barış ve kardeşlikten söz etmek suç sayılıyor. Sendikal ve siyasal örgütlenmenin, grev ve hak arama yöntemlerinin önünde büyük engeller bulunuyor. Tıpkı 12 Eylül döneminde olduğu gibi demokratik hakların tümüyle ortadan kaldırıldığı, erteleme adı altında grevlerin ya da mitinglerin yasaklandığı, sendikaların felçleştirildiği bir zamanın içinden geçiyoruz. 12 Eylül rejimi gibi bugünkü iktidarın da hedefi işçi sınıfını baskı altında tutmaktır. Ancak tüm dünyada emekçilerin öfkesi birikiyor ve birçok ülkede ardı ardına isyanlar patlıyor. İşçi sınıfı sömürüsüz ve savaşsız bir dünyanın özlemini duyuyor. Türkiye işçi sınıfının bağrında da derinden derine büyük bir öfke birikiyor. Bu öfkenin ne zaman nerede patlayacağını kimse bilemez. Ancak şurası kesin ki bir gün ayağa kalkan işçi sınıfı, 12 Eylül faşist darbesinin ve uygulanan zulmün hesabını mutlaka soracak.